Acaba bizim hayatımızın bu kadar değişmesine sebep olmuş Bediüzzaman Said Nursi Üstad Hazretleri o nasıl beslenmiş? O nasıl yemek tüketmiş? O gıda ile arasını nasıl bir mesafede tutmuş ona bakalım. Onun için kullanılan ifade ne kadar da doğru. Yemek için yaşamıyor, yaşamak için yiyordu. Zira kendisi de buna çok yakın şöyle bir ifade bulunur. Ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam. Üstad Hazretlerinin yediklerine şöyle merak ettiğinizi düşünerekten birkaç satır ifade etmek isterim. Hayatı şöyle geçmiş ama bulabildiği zamanlarda çok aç geceler geçirmiş. Meselenin sonunda anlayacaksınız. Bulabildiği zamanlarda çorba, bulgur, pirinç, sade ekmek, yoğurt, peynir, yumurta, tereyağı, bal, kabak tatlısı, hurma, incir, üzüm, kuru üzüm, kayısı kurusu, üryani erik hoşafı, limon, limon tuzu, elma, çay, su ilahir gıdaları hayatında tükettiği görülmüş. Üstad Hazretlerinin beslenmesine baktığınızda yemek yedikten sonra 2 saat asla su tüketmiyor. Tam 2 saat sonra su tüketiyor. Hatta Üstad Hazretlerinin yanındaki talebelerin bazıları üstadım 15 dakika kaldı, üstadım 10 dakika kaldı diye latifede bulunduğu da oluyor. 15 günde bir denk gelirse köfte yiyor ama köfte etini bir rivayete göre tamamen kuzu yiyor. Başka bir rivayete göre %80 kuzu, %20 dana karıştırarak yiyor ve fıtriyesi bu şekildedir diyor. Yemekten sonra meyve yiyor ama nasıl meyve? Üstad Hazretlerinin dişi o kadar çok dökülüyor ki 1946'da tamamı dökülecek Afyon hapsinde. O yüzden meyveyi öyle rahatça yemiyor. Şöyle bir çay kaşığıyla ya üzümün kabuğunu soyar, çekirdeğini çıkarır. Şöyle suyunu basar, bir kaşık öyle yer. Ya da karpuzu alır, kaşıkla ezer, öyle suyunu bir kaşık şeklinde öyle içer. Yiyebilme kabiliyeti bu kadar dişleri olmadığından dolayı. Domates yediğinde kabuğunu soyar. Hasta olunduğu zamanlarda da boğazına birkaç damla ardıç yağı damlatır. Biz de bunu burada çok tüketiriz değil mi? Üstad Hazretleri yumurta yerken yumurtayı mutlaka yıkar. Bir gün bizim şöyle bir hatıramız oldu. Medresedeyiz. Arkadaşları kahvaltıya çağırmışız medresede. Kahvaltı vereceğiz. Ondan sonra da ders okuyacağız. Baktım Halil durmuş yumurtaları yıkıyor böyle. Halil dedim Keçeli sen ne yapıyorsun ya? İçeride 50 tane adam var bunlara o kadar yumurta kıracağız. Hepsini yıkarsan olmaz dedim. Ama dedi üstadımız yıkıyormuş dedi ya. Bir öyle mi dedim şaşırdım ya. Aa dedim. Ciddi mi diyorsun dedim ya. Ya dedim Mehmet sen niye şaşırıyorsun dedi. Bu yumurta nereden çıkıyor dedi. Dedim haklısın. Orada anladım ne var dedi bunun üstünde. Ne var dedi. Orada anladım. Halbuki değil mi anlaşılması basit meseleymiş ama nasıl da nazarımızdan kaçmış. Üstad Hazretleri ekmek aldığında hiç kimsenin gözü ekmeğe değmeden yani nazar etmeden hemen poşetlettirir. Ve şöyle söyler. O ekmeğe birilerinin gözü nazar ettiğinde o ekmeği yemek bana dokunur buyurur. O yüzden kimsenin nazarı düşmesin, kimsenin nazarı üstünde kalmasın ben o şekilde yiyeceğim diye ifade eder. Öte yandan Üstad Hazretleri fakr-ı zaruret halinde yaşamasına rağmen yanına kim gelse ikram etmeden asla o yemeği yemez. Neden böyle yapıyor? Çünkü o da biliyor ki gönlün sevmesi elin vermesinden belli olur değil mi? Kim kime ikram eder? Gönlü birbirine ısıran insanlar ikram eder. Üstad Hazretleri'nin o yüzden çok fazla ikramı var. Hatta Bayram Yüksel abi anlatıyor. Çoğu kez yanına otururduk ve bize ikram ederdi. Biz onun aç kalacağından korkardık dışarı çıkardık diyor. Dışarı çıkıp onun yemesinin bittiğini zannederekten içeri gelirdik ve şöyle derdi. Keçeli vermezsem, ikram etmezsem bu yemek bana dokunur. Keçeli, keçeli midenin kerameti vardır. Bak nasibiniz burada hadi yiyin diye ifade ederdi. Bize öyle anlatıyor Bayram Yüksel abi. Üstad Hazretleri'nin nadiren canım istedi diyerekten yediği bir şey var. O da şöyle geçiyor. Üryani erik ama onun hoşafını, kompostosunu içmeyi çok seviyor Üstad Hazretleri. Hatta Emirdağ Laikası sayfa 146'da da bununla ilgili bir rivayet geçiyor. Bir gün Tillolu Celaleddin Sancar Bey'e soruyorlar. Ya nedir Üstad Hazretleri'nin bu kadar sevdiği bu üryan eriğindeki hikmet diye sorduklarında daha çok Kastamonu yöresinde yetişen üryani erik bilhassa ağrı gidermede, hararet düşürmede. Niye harareti var? 19 kez zehirlendiğinden harareti var. Hararet düşürmede ve hastayı teskin etmede çok faydalı ve şifalı bir nimettir diye buyuruyor. Hüseyin Bülbül abi anlatıyor. Üstad Hazretleri ile birlikte Barla'nın dağlarında geziyorlar. Tabii acıkacaklar. Hatta gezerken çobanı da tembihliyor. Ben diyor nevalemi yanıma aldım yanıma gelme diyor. Yani dikkatimi tefekkürümü bozma diye çobanı da. Çünkü çoban kıyamıyor. Üstad ne zaman gitse üstadım eksiğim var mı üstadım eksiğim var mı diye. Bir tas bulgur çıkardı diyor Üstad Hazretleri. O bulguru 12'ye böldü diyor. Ben diyor bulgur pişirmeyi bilmem diyor ama bana anlattı Keçeli. Şimdi diyor biraz su kaynat diyor. Bulguru içine at. Tereyağını da üstüne at diyor. Bakın tereyağını Üstad Hazretleri asla kızartmıyor. Çiğ olarak üstüne attırıyor. Ve o şekilde o bulgur pilavını pişirtiriyor. O bulguru hem ben yedim doydum. Hem üstadım yedi doydu. Bu arada üstadın yedi dediği
tatlı kaşığıyla 10 kaşık almadan sofradan kalkıyor Üstad Hazretleri. Yani doydum dediği o şekilde. Normal zamanlarda ben o 12'ye böldüğümüz bulgurun tamamını yiyip doymazdım. Orada 12'ye böldük, bereketinden öyle doyduk diye ifade ediyor. Daha sonra Burdurlu Şeyh Mehmed'in oğlu Hilmi Bakır abi anlatıyor bize. Bediüzzaman çok az yerdi. Biz de onu evimize davet etmiştik bir gün. Eve gelmeden önce pazarlık yaptı. Eğer iki dilim ekmek ve tek çeşit yemek ikram ederseniz davetinize gelirim dedi. Öyle yaptık, davetimize geldi ve yemeği de bir köşede kendisi ayrı yedi diyor. İnsanların arasında da çok yeme alışkanlığı yok Üstad Hazretleri'nin. Üstad Hazretleri limonu ve yoğurdu çok ayrı seviyor. Sürekli çaya limon sıkıyor. Eğer limon suyu yanında yoksa limon tuzu böyle ufacık bir şekilde çaya mutlaka bırakıyor Üstad Hazretleri. Onun da hikmetine baktığımızda çayın içerisinde ince bir sertlik var. Ve limonun o ince sertliğini alıp çayı şifalı bir seruma çevirdiği bahsediliyor. Yoğurt da özellikle sıvı yemeklere yoğurt dökmeden yemiyor Üstad Hazretleri. Onda da yoğurdun yemeğin sertliğini kırdığını, hazmı kolaylaştırdığını, panzehir hükmüne geçtiğini, kemikleri mükemmel şekilde sağlamlaştırdığını söylüyor. Yani limon ve yoğurt. Üstad Hazretleri'nin mutlaka hayatında olan iki tane besin. Bayram Yüksel abi yine anlatıyor. Şehriye çorbası, pirinç çorbası ve sulu yemekler yerdi. Sulu yemeklere mutlaka yumurta ve yoğurt atardı. Yumurtayı en son kırdırıyor sulu yemeklere ve beyazı pişmeye yakın dilimlenmiş ekmeği de üstüne boşalttırıyor. O şekilde yiyor Üstad Hazretleri yemeği. 1948'de Afyon hapsinden sonra Üstad Hazretleri'nin kalan birkaç dişi de döküldükten sonra, hiç dişi kalmadıktan sonra bu bahsettiğimiz yemekleri nasıl yediğini buyurun sizler hesaplayın. Üstad Hazretleri suyu sürekli soğuk içiyor ve buzlu içiyor. Bünyesi dayanan insanlara su bu şekilde öneriliyor ama Üstad Hazretleri'nin bu şekilde içme sebebi başka. 19 kez zehirlendiğinden dolayı vücudu sürekli hararet yaptığından o harareti bastırmak adına sürekli soğuk ve buzlu su içiyor kendisi. Üstadımız da bu şekilde besleniyor. Ve bu besinle ilgili en önemli mesele Üstadın hayatında iktisat, kanaat ve berekettir. Ve onunla ilgili şu ifadeleri buyuruyor. Hem bu havalideki şakirtler herkes cüz'i külli'yi hissetmiş ve itiraf ediyorlar ki Risale-i Nur'a çalıştığımız zaman hem rızkımızda bereket ve suhulet, hem kalbimizde bir inşirah ve ferah zahiren yani görünür şekilde hissediyoruz. Başka bir yerde bu o kadar ayan beyan olmuştur ki nefsim ve şeytanım dahi ikna olup sustular buyuruyor. Yani bu işlerin asıl bereketi yemeğin çeşidinden önce Allah rızası için helal bir dairede mücadele etmektir diyelim ve bahsi bitirelim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena innaka entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha. Mesela.